mais uma vitória do Fenerbahçe. 5 gols. Aqui 11 jogos, a equipa já fez 30 e poucos gols. Deve ser nos campeonatos da Europa. Se não for a melhor equipa como média de gols, há poucas mais. Pode haver que ainda não viu o Bayern de Munique e o Manchester City. De resto, de certeza que somos a equipa na Europa com mais média de gols. Um jogo que a equipa fez durante 45 minutos, na minha opinião, um excelente jogo. Saímos ao intervalo a vencer por 2-0, podíamos estar a vencer por mais. Depois deixámos o nosso adversário entrar no jogo durante o 2-1 e o 3-2. E depois, com o tempo e com a nossa condição física e com a nossa pressão sempre muito alta, sempre arriscando, acabámos por fazer mais 2 golos. Mas também sabemos que o nosso risco ofensivamente, muitas das vezes, temos poucos jogadores atrás para defender, isso torna-se difícil, mas é assim que eu penso o jogo, e os meus jogadores também, e o mais importante é fazer mais golos que aquilo que nós podemos sofrer. İyi akşamlar. Fenerbahçe bir kez daha galip geldi. 5 gol attık. Ligde 11 maçta 30 küsür golümüz var. Avrupa'da bu gol ortalamasının üzerinde pek fazla takım olduğunu zannetmiyorum. Bayern Münih ve Manchester City dışında takımların bu gol dışındaki takımların bu gol ortalamasını yakaladığını düşünmüyorum. İlk yarıda, ilk 45 dakikada iyi bir oyun sergiledik. Harika bir performans gösterdi oyuncularım. 2-0'la içeri girdik ama daha fazla da olabilirdi. Rakip daha sonra attığı gollerle maça ortak olduğu 2-1 ve 3-2'yi yakaladılar. Ama maçın da gidişatıyla fiziksel kapasitemizi ortaya koyduk. Baskılı oyunumuzla, riskli oyunumuzla 2 gol daha attık. Riskli, ofansif bir oyun oynuyoruz. Oynadığımız oyunda arkada az adamla kalıyoruz ve boşluk bırakabiliyoruz. Ama ben oyuncularımdan böyle bir oyun istiyorum. Oyuncularımla birlikte böyle bir oyun sergiliyoruz. Önemli olan yediğimizden çok atmamız. Sezgin Bey. İyi akşamlar, tebrik ediyorum. Hocanın dikkat çeken bir özelliği de futbolcularına her maçtan sonra destek vermesi. Geçen hafta Altay'la ilgili bir uyarı yapmıştı ve bugün de maç sonu kendisine gelen tezahüratlardan sonra Altay'ı yanına alarak tribünlere götürdü, onu alkışlattı, onun alkışlanmasını istedi. Bunun için hoca bir şey söylemek ister mi? Neler düşünüyor? Teşekkür ederim. Parabéns pela vitória. Uma coisa que chama a atenção sobre você, depois dos jogos, quando o jogo acaba, você sempre apoia seus jogadores e hoje, depois do jogo, os adeptos estavam cantando seu nome, mas você pediu apoio para o Altay e você tinha feito um aviso no último jogo sobre ele. O que você queria dizer sobre isso? O que eu quero dizer é que o mais importante é a equipa. Não sou eu. Eu faço parte da equipa, sou eu o líder da equipa como sou treinador, sou o grande responsável. Mas tu podes ser muito bom treinador, mas se os jogadores não comprarem as tuas ideias e não estiverem contigo, tu não tens possibilidades. Este grupo é um grupo muito bom, muito unido, e eu como líder da equipa tenho que os defender sempre, em qualquer momento. O Altay precisa de carinho dos adeptos, porque neste último jogo não aconteceu. E todos, não é? Todos os jogadores têm momentos menos bons, mas é preciso que os adeptos compreendam isso. E que não, e portanto que lhes deem carinho e que não os acebi ou que os coloque numa posição difícil. Na minha equipa, jogo quem jogar, há sempre jogadores que não vão jogar todos bem. Mas na minha equipa, para os adeptos do Fenerbahçe, não há patinhos feios.
Há patinhos todos bonitos. E é assim que eu quero que os adeptos do Fenerbahçe olhem para os jogadores deles, Fenerbahçe, que os jogadores são o emblema, são tudo o que existe no Fenerbahçe, são os jogadores. Hoje são uns, amanhã serão outros, mas são sempre jogadores. E, portanto, é com o carinho que lhes podemos dar que nós podemos atingir os nossos objetivos. En önemlisinin takım olduğunu düşünüyorum. Ben değilim, önemli olan takım. Tabii ki ben de bu takımın bir parçasıyım. Teknik direktör olarak, bu takımın teknik direktörü olarak büyük sorumluluk benim. Siz istediğiniz kadar iyi bir hoca olun. Eğer oyuncularınız sizin fikirlerinize inanmazlarsa hiç şansınız yoktur. Bizim çok güzel bir grubumuz var, birlik olmuş bir grubumuz var. Ben de bu takımın lideri olarak her zaman oyuncularımı savunmalıyım. Ne olursa olsun oyuncularımın arkasında durmalıyım. Altay'ın, taraftarların sevgisine ihtiyacı var. Son maçta durum bu şekilde olmadı. Her oyuncunun iyi oynamadığı ya da daha az iyi olduğu dönemler olabilir. Taraftarların da bunu anlaması gerekiyor. Sevgi göstermeleri gerekiyor, ıslıklamamaları gerekiyor. Oyuncuyu daha da zor duruma sokmamaları gerekiyor. Belirtmiş olduğum gibi kim oynarsa oynasın en iyi gününde olmayabilir. Ama futbolcular Fenerbahçe'nin ta kendisi, Fenerbahçe ambleminin ta kendisi. Biz de taraftarlardan bunu istiyoruz. Oyunculara sevgi göstermelerini istiyoruz. Buyurun. Radyo Spor, Ajans Spor, Nazım Türknaz. Fenerbahçe resmi olarak sezonu 20 Temmuz'da açtı ve bugün de 30 Ekim. Yaklaşık 3 aydan beri Fenerbahçe bu akşamki maçla beraber 22. maçına çıktı. Bu 22 maçta Atilla Salahi her maç oynadı. Diğer taraftan da Altay Bayındır 21 maçlar oynadığını görüyoruz. Sezon içerisinde rotasyona sokmayı düşünüyor mu Altay Bayındır ve Atilla Salahi? Teşekkürler. Então, para vocês, a temporada começou no dia 20 de julho. Vocês jogaram o primeiro jogo oficial no dia 20 de julho e hoje 30 de outubro. Então, em 3 meses, vocês jogaram 22 jogos oficiais. E Atilla Salahi jogou nos todos esses jogos e Altay jogou 21 jogos. Então, você pensa em fazer rotação para esses dois jogadores? Bom, em relação ao Altay, temos mais dois keepers que o podemos fazer. Em relação ao Atilio, não há mais centrais, tem que jogar sempre. Portanto, neste momento, o Fenerbahçe tem dois centrais, a Zizi e a Atilio, não tem mais, portanto. O Atilio tem jogado sempre, nunca foi substituído. Está no limite, não é? Está no limite. Todos os jogos que a gente jogamos, eu estou sempre com medo o que é que pode acontecer a ele, porque ele está no limite. Infelizmente, agora, quando houver esta paragem, vai ter que ir para a seleção e vai continuar no limite de uma possível lesão. Ele é um atleta fora do normal, faz com que ele ainda consiga estar muito bem, em termos de não ter lesões. Mas não há outra chance. A gente tem rotatividade nas outras posições. Do meio campo para a frente tenho muitas soluções. E isso tem feito a diferença. Atrás não tenho tantas soluções e tenho que jogar sempre os mesmos. E agora com a lesão, mais a lesão do Gustavo, E com a lesão do Juan, do Juan Pérez, nem sabemos quando é que ele pode estar em condições. Há só estes dois centrais e no dia que fusionar um, não sei quem é que vai jogar central, se calhar vou eu. Não faço ideia. Claro que faço ideia. Estou a brincar um bocadinho. Altay için rotasyon yapmak istesek bu bölgede iki kalecimiz daha var ama Atilla için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü Atilla'nın pozisyonunda şu anda onun yerine oynatabileceğimiz bir stoper yok sakatlıklardan dolayı. Şu anda elimizde oynayabilecek iki tane stoper var. Aziz ve Atilla. Atilla bugüne kadar bütün maçlarda oynadı. Hiç oyundan çıkmadı bile. Şu anda limitte oynuyor. Sakatlık limitinde oynuyor. Maalesef lige ara verildiği zaman da milli takıma gidecek ve orada da sakatlık limitinde oynamaya devam edecek. Ama o normal bir sporcu değil. Normalin dışında bir sporcu. Çünkü fiziksel anlamda hala iyi. Herhangi bir sakatlık yaşamadı.
ama onun da oynamaktan başka şansı yok. Çünkü elimizde o pozisyonda başka oyuncu yok. Orta saha ve ön bölgede elimizde çok fazla oyuncu opsiyonu var. Dolayısıyla oralarda rotasyon yapabiliyoruz. Farkı da bu yaratıyor zaten ama arka bölge için aynı şeyi söyleyemem. Gustavo ve Luan Perez'in yaşamış olduğu sakatlıklar var ve ne zaman döneceklerini henüz tam net bilmiyoruz. Dolayısıyla iki stoperden biri daha sakatlanırsa ne yapacağım, kimi oynatacağım bilmiyorum. Belki ben oynarım. Dolayısıyla bir fikrim yok. Şaka yapıyorum. Tabii ki bir fikrim var. Buyurun Volkan Bey. Volkan Demir, TV Spor. Kendisi dışarıdan gelen tepkilere karşı oyuncularını her zaman savunuyor. Geçen hafta bunu Altay Bayındır örneğinde gördük. Bununla birlikte bugün maçın 20. dakikasında bir an var. Zannediyorum Emre Mor'un hakeme yaptığı itiraz sonrasında kendisine hoca tarafından çok sert uyarılar geldi. O anı bir anlatabilir mi? Neler söyledi, neler yaşandı o esnada ve oyuncuların hakemle diyalogları konusunda neler tavsiye ediyor? Teşekkürler. Você sempre protege seus jogadores e no último jogo você fez isso com o Altay. E hoje eu vi uma outra coisa, no minuto 20 o Emre Mor estava discutindo com o árbitro e você avisou ele. Nesse momento, o que você falou para ele e o que você fala para os seus jogadores sobre discutir com o árbitro? O que você pensa sobre isso? Ele sabe o que é que eu penso e, portanto, disse a ele aquilo que normalmente eu falo com eles antes das coisas acontecerem. Portanto, são momentos de comunicação e que eu tenho com os meus jogadores. Isso são coisas que só interessa dentro da cabine e para aquilo que nós falamos. E não mais que isso. O benim ne düşündüğümü çok iyi bir şekilde biliyor. Ben bu tarz şeyleri olmadan önce oyuncularıma sürekli söylüyorum, onları uyarıyorum. Saha içerisinde onlardan ne beklediğimi çok iyi bir şekilde biliyorlar. Ama bu şeyler bizim soyunma odası içerisinde kendi aramızda konuştuğumuz şeyler, başka bir şey değil. Son soru, buyurun. Emrah Altunkaya, Anadolu Ajansı. Öncelikle 3 gün önce tebrik ediyorum hocayı. 3 gün önce rekabet gücü çok yüksek bir maç oynandı, Rennes karşısına geri dönüldü. Bugün de 5 gollü bir galibiyet. Ardından hafta içi Dinamo Kiev deplasmanı ve Lucescu maç öncesinde açıkçası Fenerbahçe'yi zorlayacağını belirtti. Kendimizi ispatlamak istiyoruz dedi. Bunu son maça bıraktık dedi. Hocanın Dinamo Kiev maçıyla ilgili düşünceleri nelerdir? Teşekkür ederim. Quero te parabenizar pela vitória contra Rennes. Foi jogo competitivo. Também queria parabenizar o Rennes. Sim, no último jogo que jogamos. Desculpa, empate. Sobre o jogo contra a Rennes, e queria te parabenizar para esse jogo também, pelo esse jogo com 5 golos. E agora vocês vão jogar contra o Dinamo Kiev. O Lucescu disse que eles vão tentar dificultar o jogo para vocês, para mostrar a força deles. O que você quer dizer sobre esse jogo? O grande objetivo do Fenerbahçe ao campeonato é chegarmos ao fim da última jornada em primeiro, nos possa garantir o título. Neste momento a equipa está no primeiro classificado, mas isto não é como começa, é como acaba. A Liga Europa é uma competição onde nós sabemos que não vamos ser vencedores da Liga Europa. Há outras equipas muito mais fortes que o Fenerbahçe. E em qualquer momento a gente vai sair, mas queremos chegar o mais longe possível. Este jogo de quinta-feira na Polónia contra o Dinamo de Kiev, praticamente passado 3 dias já estamos a jogar novamente com o Sivasspor. Esse é que é o jogo importante. Estou a pensar, o Fenerbahçe não tem uma equipa B, não é? Tem uma equipa mais jovem, de Júnior, 19 anos. Estou a pensar se calhar levar essa equipa para jogar na Polónia contra o Dinamo Kiev, para dar alguma satisfação ao treinador do Dinamo Kiev. Bizim büyük hedefimiz lig. Şu anda birinci sıradayız ama tabii ki hiçbir şey garanti değil henüz. Biz lige nasıl başladığımızın değil, nasıl bitirdiğimizin önemli olduğunu düşünüyoruz.
Avrupa Ligi'ni kazanamayacağımızı biliyoruz çünkü şu anda çok bizden çok daha fazla güçlü takımlar var. Bir gün eleneceğiz ama gidebildiğimiz kadar uzağa gitmek istiyoruz. Perşembe günü Polonya'da Dinamo Kiev'e karşı oynayacağımız maçtan 3 gün sonra yine bir lig maçımız olacak. O maç çok önemli bizim için. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bir B takımı yok ama belki o maçlarda daha çok genç ve süre bulamamış oyuncuları oynatabiliriz. Dinamo Kiev teknik direktörünü memnun edecek bir sonuçta olabilir. Şu anda nasıl oynayacağımızı düşünmedik. Teşekkür ediyoruz.